لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ Malumunuz bugün Şehit Aytaç Baran'ın şehadet yıl dönümü. Bugün gökyüzünün öğrencisi, yeryüzünün öğretmeni olan Hüseyini Mektebin şehadet öğretmenlerinden olan Şehit Aytaç Baran'ın şehadet yıl dönümü. Bugün azizimizin, öğretmenimizin, kıymetli ağabeyimizin mürted örgüt tarafından hunharca ve kalleşçe şehit edildiği gün. Bugün şehitlik sokaklarının Aytaç ağabeyimizin kanıyla bereketlendiği gün. Malumunuz şehadet bizler için bir kayıp değil, aksine bereket vesilesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Estaizu billah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz. Biz bu ayete hakkal yakin iman etmiş bir topluluğuz. Zalimler ve hunharlar İstediği kadar hocalarımızı, ağabeylerimizi, öğretmenlerimizi şehit etsinler. Bizler bu bölgeyi, bu dünyayı, bu toprakları hiçbir zaman zalimlere ve kafirlere terk etmedik ve etmeyeceğiz inşallah. Programımıza başlamadan evvel kısaca akışı arz etmek istiyorum. Programımız Yasin'in okunmasıyla başlayacak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Hemen akabinde günün anlam ve önemine dair Mola Recai Güler bir konuşma yapacak ve yapılacak dua ile programımız buradan nihayete erecektir. Şimdi de Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ammar Zeren hocamı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون قمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah Celle Celaluhu bu dini yeryüzüne hakim kılmak için insanı yeryüzüne gönderdi. Ve insanı kendisine halife olması için yeryüzüne gönderdi ki Allah'ın dinini kendi hayatında yaşadığı gibi yeryüzünde de hakim kılabilsin. Zira bu din yeryüzüne hakim olması için gönderilmiş bir dindir. Ve her ne zamanda, her nerede Allah Celle Celaluhu bir peygamber göndermişse, o peygamberle birlikte kitap veya vahiy göndermişse, o vahyin yeryüzünde hakim olması için gönderilmiştir. Bu dinin hakim olabilmesi için de zaman zaman bedeller ödenmiş, kanlar akıtılmış ve terler dökülmüştür. Öyle bir din masa başında hakim kılınacak bir din değildir. Bakın Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede peygamberlere hitaben şöyle buyuruyor. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ الله جل جلاله sizlere bir şeriat kılmıştır. O şeriat ki Hazreti Nuh'a emretmiştik ve sana vahyetmiştik ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vahyettikten sonra onlara şöyle emrettik. Bu dini yeryüzünde hakim kılın. Ve bu dini yeryüzünde hakim kılma konusunda tefrikaya düşmeyin. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapın. Ne bedeller ödenmesi gerekiyorsa o bedeli vermekten kaçınmayın. Bugün Şehit Aytaç ağabeyinin şehadet sene-i devriyesi için bir araya gelmişiz. Şehit Aytaç'ın hayatını bilenler, onunla oturup kalkanlar, bir saatlik dahi yanında oturup onunla muhabbet edenler bilirler ki onun tek bir gayesi vardı, şeriat-ı garranın yeryüzünde hakim olmasıydı. Şeriat-ı garranın bu millet tarafından tanınmasıydı, bilinmesiydi. Onun tek derdi buydu. Ve Şehit Aytaç gibi bu uğurda hiçbir bedelden çekinmeyen, diğer bütün arkadaşlarının da tek gaye ve hedefi var, o da bu dinin tanınması, bu milletin bu din ile izzet ve şeref bulmasıdır. Bizler sürekli asr-ı saadetten misaller getiririz. Zira asr-ı saadet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın
öğrencileri olan sahabe-i kiramı bizlere anlatır. Asr-ı saadetin insanlarını günümüze taşıyan erler vardır. O erlerden bir tanesi de hiç şüphesiz adeta Mus'ab bin Ümeyr'i kendine rol model biçmiş olan Şehit Aytaç abidir. Nasıl ki Mus'ab bin Ümeyr peygamber tarafından Medine'ye davetçi olması için gönderildi ve Medine'ye gittikten sonra hiçbir evi boş bırakmadan ulaşabildiği herkese gidip bu dini Medine'nin her yerine yaydıysa ve bu uğurda mücadele verdiyse hiç şüpheniz olmasın ki Mus'ab'ı kendine önder ve örnek seçmiş olan Aytaç abide şehitlikte, bağlarda vesaire diğer Diyarbakır'ın sokak ve küçelerinde Allah'ın dinini insanlara anlatmak için ömrünü adamıştı. Ve bu uğurda hiçbir şeyden çekinmiyordu. Şehadetinden birkaç gün evvel kendisine böyle bir eylemin gerçekleştirilebileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen Aytaç abi evinde oturmadı, istirahate çekilmedi, tehditler var, evimde oturayım demedi, ne gerekiyorsa onu yaptı, Allah'ın dinini yeryüzüne yayma mücadelesine devam etti. İşte bizler bu insanları tanıdıkça, bu insanlarla birlikte oldukça, onların davasını kendimize dava edindikçe izzet ve şerefi buluruz. Bugün aynı dava Filistin'de, Gazze'de yürütülüyor. Dava bir, mücadele bir, ancak belki şekilleri değişiyor. Orada izzet destanları yazılıyor. Nasıl ki burada, bu topraklarda mürtet örgüte karşı 90'larda ve günümüze kadar yapılan mücadele gibi. Bu mücadele öyle basit bir mücadele değildir. Binlerce insanın kanıyla beslenmiş olan bir davadır. Cesetleri yakılan şehitlerin davasıdır bu dava. Binalardan atılan şehitlerin davasıdır bu dava. Sokaklarda yüzüstü bu dava uğruna şehit düşen Şehit Aytaç'ın davasıdır bu dava. Ve her şeyden önce bu davanın sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Ve hiç unutmayalım ki eğer bizler yeryüzünde izzet ve şeref istiyorsak, izzet ve şerefi arıyorsak, hiç şüpheniz olmasın bu izzet bu dindedir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu 1400 yıl önce bizlere bir uyarıda bulunuyor. Nahnu ummetun diyor. Bizler bir ümmetiz, bir kavimiz. E'azzenallahu bil İslam. İslam ile Allah Celle Celaluhu bizlere izzet ve şerefi vermiştir. Ve mehme betegeynel izzete bi gayrihi efellenallah. Bizler izzet ve şerefi bu dinin dışında bir dinde, bir ideolojide, bir fikirde ararsak, emperyalistlerin kapısında ararsak, sözde medeni Avrupa'nın peşinde koşturarak ararsak, Allah Celle Celaluhu bizleri zelil eder. Bugün içinde bulunduğumuz durum bunu anlatmıyor mu? Şu kendilerine İslam ülkeleri dediğimiz ülkeler, aslında İslam ülkesi denilmemesi gerekir. Ancak denilse halkı Müslüman olan ülkeler diyebileceğimiz bu ülkeler bu zilleti bundan dolayı tatmıyorlar mı? Bu dini arkalarına atıp emperyalistlerin kapısında izzet aradıkları için, Avrupa'ya girmek için, Avrupa'nın birliğine girmek için şeriat-ı garrayı artlarına atan bu sistemlerin durumu bunu bu şekilde bize göstermiyor mu?
içinde bulundukları bu zillet bunu göstermiyor mu? Allah Celle Celaluhu bizlere bir din göndermiş ve izzet ve şerefin bu dinle olacağını bize bildirmiştir. Bizler size bir zikir gönderdik buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Size bir kitap gönderdik fihi zikrukum. Sizin şanınız, şerefiniz, haysiyetiniz bu dindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak birileri izzet ve şerefin demokrasilerde veya başka başka sistemlerde olduklarını iddia ediyorlar. Ancak o sistemlerin peşine düşenler, takılanlar görüyoruz ki bugün nasıl o emperyalistlerin kölesi haline gelmiş, o soysuzlara karşı bir kelime dahi söyleyemiyor, o soysuzların lideri konumunda olan Netanyahu tek bir kelime söyler, der ki oturun yerinizde, o koltuklarınızı muhafaza etmek istiyorsanız oturacaksınız. Ve onlar da sus pus olmuş, onların o katliamlarını, o vahşetlerini izlemekle yetiniyorlar. İşte Gazze'de yapılan mücadele, ortaya konulan o kahramanlıklar, Şehit Aytac'ın da mensubu olduğu davadır. Allah Celle Celaluhu bizleri bu dava ile şereflendirdi. Bu dava üzerine son nefesimizi vermeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Allah Celle Celaluhu şehitlerimizi dünyada aziz kıldığı gibi bizleri de o şehitlerin davasına sahip çıkan kimselerden eylesin. Allah Celle Celaluhu şu an Gazze'de mücadele eden o mücahitlere yeryüzünde de izzet ve şeref versin, ahirette de onları cennetiyle şereflendirsin. Allah Celle Celaluhu emperyalistleri, siyonistleri, siyonistlerin işbirlikçilerini, onlarla birlikte hareket edenleri, onların kölesi haline gelmiş sistemleri yerle yeksan eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri bu dini yeryüzünde hakim kılma izzetine de eriştirsin. Amin. Allah Celle Celaluhu İslam ümmetini bir araya getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bizlere öyle önderler ve rehberler çıkarsın ki İslam ümmetini bir araya getirsin, kuvvetini toparlasın ve siyonistleri ve uşaklarını, yerli uşaklarını da yerle yeksan etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kıyamet gününde cennetlerde, Firdevs cennetlerinde bir araya gelmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve Allah Celle Celaluhu tekrardan burada yatmış olan şehitlerimize rahmetiyle muamele edip onlara vaat etmiş olduğu Firdevs cennetlerine sokmayı nasip eylesin. Ve estağfirullah li ve lekum li sairil muslimin إلى أرواح شهداء الإسلام والقرآن الفاتحة والصلوات الله